Firmamız 2008 yılında kuruldu. İlk kurulduğu yıla eşim tarafından kuruldu. Eşim Gönülden Balaman tarafından kuruldu. Ben kamuda personeldim o zaman. Kamuda çalıştığım yıllarda. Eşim de kendi ailesi ticari bir piyasadan yani ailesinde ticaret babasının, abisinin mesleğiydi. Onlardan kalan bir ticari pazar vardı. O pazarı değerlendirmek için eşim o zaman ben de böyle bir firma kurayım. Bildiğiniz iş falan diye. Eşimle başlayan bir süreçti. Daha sonra pazarın büyümesi, ciroların artmasıyla ben kamudaki görevime son verdim. 2010 yılında ben de kamudan istifa ederek eşimle birlikte firmayı büyütüp bir kurumsal kimlik oluşturarak yolumuza devam etmek için 2011 yılında da yeni bir firma, yeni bir kuruluş, yeni bir ekiple pazarı büyüterek, personeli artırarak, üretime girerek bu şekil ticari faaliyetlerimizi artırarak 2011 yılında profesyonel bir ticarete başladık. Evet, aslında dünden bugüne Balaman kuruyemiş, aslında eşinizin büyük emekleriyle. Tabii, tabii. Altyapımızda. Altyapı olarak. Çünkü eşiniz de zaten gıda sektöründe uzun yıllardır ve ailesi tarafından da var olan onun avantajları, değil mi? Onun avantajlarıyla biz yola çıktık. Altyapısını eşimin ailesinin pazarıyla başladık. Biz kurulu bir pazara girmenin çok avantajlarını yaşadık. Ticarette pazara ilk girdiğimiz zamanlar hem mücadele çok fazla oluyor hem zararımız çok büyük oluyor. Biz yani ticaretteki en büyük sıkıntı ilk başladığımız zamanlarda genelde zararla başlıyoruz. Evet. Biz eşimin altyapısını, eşimin ailesinin den kullandığımız altyapıyla hiç zarar etmeden direkt kârla başladık. Evet. Bu bizim için çok güçlü olunca, tabii ki yani biz altyapı sağlam olunca altyapı ben de silahlı kuvvetlerde çalışmamı bana kazandırdı. Sistemli ve disiplinli çalışmayı da ben de firmamıza bunu monte ettim. Evet. Yani kişiye dayalı değil, sisteme dayalı bir ticari firma. Amacımız bu. Bütün bu, şu andaki yapılanmamızla kurumsal bir kimliğin altyapısını artık oluşturuyoruz. Evet, kesinlikle öyle oldu. Öyle de olmak zorunda. Evet, şu anda pazara hükmetme, rekabetteki gücümüz. Bunlar hepsi şu anda oturtmuş vaziyetteyiz. Bundan sonraki amacımız kurumsal kimliğimizi oluşturmak ve bunun tanıtımını yapmak. Bunun altyapısını aldık. Kurumsallaşma yolunda ağır ağır ama emin adımlarla firmamızın pazar üstündeki etkisini artırıp firmamızda da her zaman benim kendi hedefim müşteriye etkili ama çalışanlarımızın işimizin üzerinde etkisini azaltarak sistemin etkisini arttırmak. Böyle bir sistemde, böyle bir formatta bir firma kurmaya çalışıyorum. Böyle bir hedefte yolumuza ilerliyoruz. Son olarak sevgili izleyicilerimizin Türkiye'de ve Avrupa'dan bizi izleyen sevgili değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tarım ülkemizin can damarı. Biz Orta Doğu ülkeleri gibi bedavadan topraktan çıkan bir şey satmıyoruz. Tarımla uğraşan tarım fakülteleri de, çiftçimiz de, bizim tüccarların da hepimizin işimizi dört dörtlük yapmamız lazım. Bu bizim milli davamız olması lazım. Biz başka ülkeler gibi ya sömürgeyle veya da petrolle geçinen bir ülke değiliz. Bütün milletimizin bunun farkında olarak hem tüketim piyasası, hem üretim piyasası, hem al-sat sektörü, bütün sektörlerin bunu bir milli dava haline getirmesi lazım. Ve bunun en başında da tarım fakültelerindeki hocaların ayağının toprağa değmesi gerekiyor. En başta bunu var. Söyleyeceğim bu.